Ankara gündeminin ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, gazeteciler İsmet Demirdoğan ve İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlıyor Sezai Temelli. Efendim ilk gündemde dış politikayı değerlendirdik. Halihazırda çok ciddi gelişmeler yaşandı bugün ama biz biraz da iç politikaya dönelim. Bir çözümden bahsettiniz. Hem bölgede hem de Türkiye'ye yönelik bir çözüm haritası sundunuz ilk bölümde. İşte o çözümünde güçlü bir demokrasi ittifakından geçtiğini söylediniz. Zira benim anladığım kadarıyla artık iktidarla köprüler tamamen atılmış. Oradan bir ümidiniz yok. Yeniden bir çözüm sürecinin başlatılması konusunda. Güçlü demokrasi ittifakı, HDP'nin 3. büyük olan kongresinin sonuç bildirgesinde de bu ifade yer almıştı. 4. kongreye giderken sonuç bildirgesindeki bu güçlü demokrasi ittifakını HDP yürürlüğe sokabildi. Önümüzdeki dönem nasıl yürürlüğe sokacak? Geçtiğimiz dönemdeki aktörlerle önümüzdeki dönem aktörler aynı olmayacağı benziyor. Yeni partiler var artık sisteme girdi ve girecek olanlar var. Nasıl bir demokrasi ittifakından bahsediyorsunuz gelecek dönem için? Türkiye'nin en büyük krizlerinden biri temsiliyet krizidir. Ne kadar çok parti olursa o kadar iyidir. İki, Türkiye'de siyaset hep partilerin binalarına sıkışır. Siyaset sokağa dönmelidir, mahalleye dönmelidir, iş yerlerine dönmelidir. Demokrasi ittifakı tam da aslında bunu amaçlıyor. Yani partiler arası bir görüşme trafiği üretmek ve bunun adına ittifak demek değil. Bizzatihi toplumun siyaset yapabilirliğini sağlayacak bir adım atmak. Demokrasi ittifakı esasında buna dayanıyor. Bir önceki kongremizde asıl olan direnmekti. Çünkü çok ciddi bir saldırı vardı. Arkamızda 2016'yı bırakmıştık. Demokratik siyasete çok önemli bir saldırı gelmişti ve bize yönelik kayyumlarıyla işte eş başkanlarımız, milletvekillerimizin tutuklanmasıyla ve binlerce arkadaşımızın cezaevine tutsak edilmesiyle. Hala da öyle. Binlerce HDP'li cezaevinde bugün tutsaktır. Binlerce HDP'li bugün yurt dışında sürgündedir. Bir sürü de birçok arkadaşımızı da yitirdik. Yani böyle bir şey var arkamızda. Bu direnişte önemli bir yol kat ettik. Bütün eksikliğimize rağmen, başaramadığımız bütün her şeye rağmen genel olarak baktığımızda karşımızda böyle bir iktidara, ceberut diyorum ben buna, bu ceberut iktidara rağmen önemli bir direnci yarattık. Ve 31 Mart'ta bunun siyasete nasıl havale edileceği konusunda önemli bir strateji ortaya koyduk. Yani direnen halklar, emekçiler, kadınlar, özellikle Kürt halkı bunu siyasete havale etmeliydi. Yani bunun bir karşılığı olmalıydı. Hep direnerek olmaz bu. Artık kendisini bir iktidar odağına yerleştirmeliydi. Halkın iktidarını var etmek diyoruz. Evet ama nasıl? Ne yapmalı? 31 Mart'tan sonra bunu tartışmaya başladık. 31 Mart'taki strateji önemliydi. Herhangi birinin belediye başkanı olması değildi mesele. Herhangi bir partiden birisinin belediye başkanı olsun da değildi. Önemli olan bu dayanışmayı var edebilmek, toplumun o karamsarlığını dağıtabilmek, yani o büyük buluşmayı toplum nezdinde de var etmek. HDP bunu kendi kulvarlarında yapıyor. Çoğulculuğuyla, seküler anlayışıyla, demokratik cumhuriyet anlayışıyla, demokratik ulus anlayışıyla, radikal demokrasi mücadelesiyle bunu yapıyoruz, büyüyoruz, genişliyoruz. Ama yetmez. Toplumu da ikna etmeliyiz, toplumu da örgütlemeliyiz. Demokrasi ittifakı toplumu örgütlemektir. Toplumun bizzatihi siyasete müdahil olmasıdır. Siyasetin toplumsallaşması, toplumun siyasallaşması. Güzel laf. Peki nasıl yapacağız? İşte o yüzden siyaset mahalleye, iş yerine dönmeli. Demokrasi ittifakı zeminde oluşursa, yani bir toplumsal mutabakat çıkarsa, o toplumsal barışı örecek adımlar atılırsa, bunun üzerinde buna kayıtsız kalabilecek bir siyasi parti olmaz. O zaman anlamlıdır. Yoksa gelin partiler bir araya gelelim, bir masanın etrafında oturalım, bir proje ortaya çıkartalımla olmadı, olmuyor. Ben iki şey soracağım izninizle. Birincisi, 31 Mart ve sonrası 23 Haziran İstanbul seçimleri bağlamında
soracağım. Siz orada kendi tabanınızı bir şekilde, yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermeyerek mevcut şu anda seçilmiş olan İmamoğlu'na ve dolayısıyla CHP'ye yönlendirdiniz. Fakat parti içinde de yapıldığını bildiğim bazı eleştiriler var. Hatta bunun öz eleştiri olarak kabul edildiği hususlar da var. Örneğin belediye meclis üyeleri konusunda çok fazla, yani yeteri kadar bir şey yapmadığınız, bir etki oluşturmadığınız ya da bunu sadece siyasi parti düzeyinde bir anlaşmayla kalıp aşağıda bu konuda yeteri kadar hamle yapılmadığı yönünde. Bu benim hani birinci size sormak istediğim husus bu. Yani o sırada her ne kadar Türkiye siyaseti genelinde ve sizin stratejiniz bağlamında AKP'ye kaybettirme, AKP MHP'ye kaybettirme konusunda başarılı olmuş olsanız da HDP olarak, kendi partiniz olarak sanki biraz ucuza vermiş gibi görünüyorsunuz. Yeteri kadar etki yaratmamak bağlamında. Bu birinci husus. İkincisi de bu tabii daha yapısal bir sorun, siyasetin genel sorunu, ama sizde de hani çok sık görüyoruz bütün siyasetçilerde özellikle geleceğe konuşmak, hep meli malı diliyle konuşmak. Siz artık bunun tesir yarattığını düşünüyor musunuz? Ve neden hep meli malı? Neden biz şu anda şunu yapıyoruz, yarından tezi yok, bu işe girişiyoruz değil de şöyle olmalı, böyle olmalı ve böyle olursa şöyle, niye böyle? Bu meli malı hikayesi parti içine dönük değil. Yani topluma sesleniyoruz, evet, topluma söylediğimiz bir zaten şey. Zaten ben de o bağlamda söylüyorum. Dolayısıyla kimsenin iradesine bir tasarrufta bulunmak gibi bir şeyimiz yok. Özgürlükçü bir anlayışımızdan kaynaklanıyor. Yoksa parti içinde yapıyoruz. Orada bir şey yok. Ucuza vermek, böyle bir diyetimizin olmayacağını söyledik biz. Yani biz orada herhangi bir adayı destekleyelim, karşılığında 3 tane belediye meclis üyesi alalım ya da pazarlık yapalım diye bir şey olmadı. Böyle bir şeyin içinde hiç olmadı. Yani meselemiz şuydu. Dedik ki, hatta biz bu çalışmaya 24 Haziran seçimlerinden çıktık. Genel seçimlerden çıktık. İlk parti meclisi toplantısını Temmuz ayı içinde yaptık. Temmuz ayı içinde parti meclisi toplantısında biz yerel yönetim stratejisi çalışmaya başladık. Yani çok net. Yani kimsenin daha yerel yönetim seçimleri gündeminde yok. Yani hatta Türkiye'de şey konuşuluyordu. Yerel seçimler ertelenir mi? Yaparlar mı? Yapmazlar mı? Anayasayı değiştirirler mi? Tartışılırken biz yerel yönetim stratejilerimizi konuşmaya başladık, seçim stratejilerimizi. Önemli toplantılar yaptık. Halk toplantıları yaptık. Çeşitli görüşmeler yaptık. Binlerce yere gittik. Ve bu konuda bu stratejiyi ilmek ilmek ördük. Mesele şuydu. Yani biz eğer bu müdahaleyi, hamleyi yapamazsak bu iktidar beklentilerini karşılayacak şekilde bir seçim sonucuyla yoluna devam ederse bu gidişat diktatörlüktür. Onun dönüşü yoktur. Büyük şehirler bu anlamıyla çok çok kritik öneme sahiptir bu süreçte. Bir demokrasi müdahalesi, yani iktidarın bu otoriter rejimine karşı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerel ayaklarının inşasına karşı bir müdahale ihtiyacı vardı. Zaten faşizme karşı mücadeleyi önümüze koymuştuk. Faşizmin kurumsallaşmasını kırmak gerekiyordu. Bu önemli bir hamleydi. 31 Mart seçim sonuçlarıyla beraber her şeyden önce iktidar çok ciddi anlamda sarsıldı. Çözülme hızlandı. Bakın biraz önce bahsettiğiniz partiler ne zamandan sonra başladı bunlar? 31 Mart'ta. AKP tabanı ne zamandan sonra hızla çözülmeye başladı? 31 Mart'tan sonra. Bugün AKP seçime gidebilir mi? Erken seçim çağrısı yaptık. Duymazdan geliyor. Yok diyor, 2023'te gideceğim. Aklınca toparlamaya çalışacak. Çözüldü. Bütün anketler ortada, araştırmalar ortada. Kendi yaptırdıkları araştırmalarda da öyle. Çözülme hızlanmış. Bu işin bu tarafında. İkincisi, toplum beklentilerini kaybetmişti.
Hani malı meli meselesi, hı hı, bu açıdan önemli. Toplumun umut var, hiçbir beklentisi kalmamıştı. Bundan kurtulamayız. 2023'ü de hatta bu alır. 2028'e kadar iktidarda gibi. Muhalefet deseniz hiçbir beklentileri yoktu. Bir millet ittifakı kuruyorlardı. Aritmetiğini yapıyorlardı. Değil mi? O aritmetiği bir türlü çözemiyorlardı. Çünkü kutup siyasetine sıkışmışlar. Kaldı ki bu 100 yıllık hikaye zaten bir kutup siyasetidir. İki kutupludur aslında. Tek parti dönemlerinde bu iki kutup parti içindedir. Çok partili dönemde de zaten senaryolaştırılmıştır. Bunu da 60'lardan çok iyi biliyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin de bu iki kutuplu şeye bir itiraz olarak çıktığı bir okumayı da buradan yapabiliriz. Dolayısıyla toplumun bu karamsarlığını dağıtmak gerekiyordu. Umut var. Ve meydanlarda bunu da gördük. O olmuş, bu olmuş, şu partiden olmuş değil. Bu çalışmayı yaparken biz şöyle gittik bütün kurumlara, halka. Dedik ki demokrasi güçleri, demokratik kamuoyu, parlamento dışı siyasi partiler, sol sosyalist, sosyal demokrat, demokrat, aydınlar, akademisyenler, yazarlar. Bir ortak adayda buluştuklarında HDP orada olacak. Şimdi Türkiye'de maalesef böyle bir çalışma başladığında büyük rakamların bir cazibesi ortaya çıkıyor. CHP önde olduğu için CHP adayları bu ittifakta bir adres oluşturdu. Ama biz ilkesel olarak tutumumuzu koruduk. Ne aday tartıştık ne de o parti bu parti diye bir şey yaptık. Aslında bu stratejimiz ama burada mesela benim memnun kaldınız mı? Özür dilerim, ben de bir ilave. Üçümüz birden araya giriyoruz böyle ama ben soracağım büyük olarak. Ben İrfan'ın değerlendirmesine o parti içerisinden aktardığı sese ben katılmıyorum çok fazla. O vakitte 3 belediye meclis üyeliğine seçimler çekildiniz eleştirileri gelecekti. Onun yerine bence Demokrasi İttifakı'nın ilk denemesini yapmak daha doğru oldu galiba. Şimdi aslında şöyle bir hani görünür hale de gelen Onur Hamzaoğlu'nun da Yeni Yaşam gazetesinde zamanında naklettiği üzere bir tür tabandaki sesin parti merkezinde yeteri kadar yankı bulmadığı ve diğer kitle partileri gibi HDP'nin de merkeziyetçileştiği yönünde eleştiriler var. Şimdi şunu aslında belki size daha kapıyı rahat açmak için sorayım. Dün Sayın Pervin Buldan da öz eleştirimizi veriyoruz demişti. Sizin hareketiniz ve siyasetinizde öz eleştiri bir hani şey olarak, bir kültür olarak var. Fakat söylemde hani öz eleştirimi verdim deyince sanki bitti. Ama neyin öz eleştirisi verildi, bunun onarılması için neler yapıldı, bunun muhasebesi pek görünür olamıyor. Bir kere bu merkeziyetçileşme eleştirisine ne diyorsunuz? İkincisi öz eleştiriden kastınız nedir? Neyi yapamadınız ve bunun telafisini sağlayacaksınız? Şimdi ek olarak söyleyelim, pazar günü kongreye gidiyor HDP. 2 yılı geçirdiniz bu süreçte. Bu 2 yılda İrfan'ın da söylediği gibi başkan, eş başkan olarak şu konularda öz eleştiri verebilirim, böyle düşünüyorum, eksikliğimiz, noksanlığımız oldu dediğiniz yerler var mı? Aksi de var mı? Hani ama bu noktalarda da 31 Mart seçimleri ve 23 Haziran seçimlerini söylediniz. Onun dışında şu noktalarda da iyi ki bunu demişiz dediğiniz neler var? Şimdi eleştiri, öz eleştiri mekanizması gerçekten çok aktif çalışan bir mekanizma bizim partide. Bu anlamda öz eleştiri kültürü çok yaygın, çok güçlü. Bu çok iyi bir şey. Çok önemli bir şey. Merkezileşme konusuna gelince, merkezi bir yapımız var. Ama bu merkezi yapımız bir merkezileşmeye ne kadar işaret ediyor? Ben biraz Einstein'cıyım. Yani bir görelilik meselesine
bakan bir adam. Biliyorsunuz Einstein de en iyi makalesi sosyalizm üzerinedir. Bu meseleye göreli olarak baktığımızda Türkiye'nin siyasi ikliminden, siyasi kültüründen, insanların siyaset yapma alışkanlıklarından yalıtılmış bir siyaseti yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu denli merkezi siyaset mücadelesinin kaçınılmaz olduğu bir yerde merkez daha görünür oluyor. Bu ne derece merkezileşme ne diye tartışılabilecek bir şey. Ama şuradan doğru bizim öz eleştiri vereceğimiz en önemli noktalardan biri yeterince güçlü yerel örgütlerimiz yok. Yani bizim özellikle kendimize hedef olarak koyduğumuz, hani siyaset mahalleye dönsün diyorum ya, siyaset mahalleye döndüğünde o siyaseti orada hayata geçirebilecek yerel örgüt ayaklarımız zayıf. Müsebbibi parti mi, siyasi baskılar mı, yerel mi? Müsebbibi her şeyden önce şimdi hep aynı ülkede yaşıyoruz. Yani benim bütün arkadaşlarım cezaevinde. Yani şu anda bizim hala bu denli kadroya sahip olmamız ve hala bu kadar coşkulu büyük kongreler yapmamız bütün dünya tarafından şaşkınlıkla izleniyor ve bu arada kongremize çok güçlü bir katılım var. Hem dünyanın birçok ülkesinden delegasyonlar geliyor ve HDP'yi izliyorlar. Ama biz yine de yapabilmeliydik. Bir bu eksikliğimiz var. Kongre partisi izliyoruz. Kongrenin tasavvur ettiği dünyaya dair bir örgütlenmeyi de eksikliğimiz oldu. HDK için söylüyorsunuz. HDK, HDP ilişkileri ve HDK üzerinden. Biz bununla ilgili de bu eksikliğimizi görerek Temmuz, yani geçtiğimiz yaz Ağustos'ta bir örgütlenme konferansı yaptık. Ve bunları masaya yatırdık, değerlendirdik, önemli bir çalışma ortaya koyduk ve önümüzde mesela bu eksikliğimizi, özdeşlisiz dediğimiz meseleyi giderecek bir çalışmayı önümüze koyduk. Hem kendi örgütlüğümüz açısından hem de biraz önce bahsettiğim toplumsal örgütlülük açısından bu önemli. Tabii bir başka, belki de bundan daha önemli bir şey. Bir kere Türkiye'de mutlak tecrit var. Tecrit var. Ve Öcalan'a uygulanan tecritin bunun ötesine taştığı, yaygınlaştığı, Türkiye'yi açık bir cezaevine çevirdiği bir iklimde yaşıyoruz. Ve tecriti kırma konusunda, mutlak tecriti kırma konusunda da eksiklerimiz var. Yani bu da bir gerçek. Tamamlayayım. Tabii. Buna bağlı olarak, evet, cezaevlerinde arkadaşlarımız var. Biz bu konuda yani en önemli şeyimiz bu arkadaşlarımızın özgürlüğüdür. Sürgünde olan arkadaşlarımızın yurduna dönme meselesidir. Bu konuda mücadele veriyor muyuz? Veriyoruz. Yeterli mi? Değil. Yani bunlar bizim açımızdan dönemimize baktığımızda, gerideki iki yıla baktığımızda önemli eksikliklerimizdir. En önemli eleştiri başlıklarıdır. Ben bahsi açılmış olduğu için sormak istiyorum. Notlarımda vardı zaten. Çok büyük bedeller ödendi. 8 galiba insan cezaevinde hayatına son verdi. Açlık grevinde, evet, çok kritik aşamaya kadar gelen insanlar oldu. Sağlık sorunları ciddileşti. Evet. Hasılı kelam, İmralı'nın kapısı hafiften aralandı. Sonradan anlaşıldı ki bu da yerel seçimler stratejisinin bir şeyi olarak da işlevselleştirilmek istendi vesaire. Ama neticede bir şekilde büyük bir direniş tecritin nispeten kalkmasına yol açtı ama bu tekrar kapılar tekrar kapandı yerel seçimlerden sonra. Ama Öcalan üzerindeki tecrit devam ediyor. Hakikaten bu konuda siz ne düşünüyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu yapısal bir mesele, hem Kürtlerin nazarında bir yapısal mesele hem de bir insan hakkı ihlali olarak çok ciddi bir mesele. Kesinlikle. 20 yıl devrildi İmralı'da ve eşi benzeri dünyada olmayan bir olağanüstü hukuk uygulanıyor İmralı'da. Bu konuyu daha aktif bir biçimde gündeme getirmek neden söz konusu olamıyor? Şimdi bunun için illa büyük açlık grevleri mi gerekiyor? Şimdi açlık grevi çok önemli bir süreçti. Hem Türkiye'yi, hem Avrupa'yı, hem dünyayı
sarsacak bir açlık grevi eylemliliğiydi. Gerçekten hem Leyla vekilimiz başta olmak üzere, Leyla Başkan başta olmak üzere, hem de bütün cezaevindeki tutsaklar başta olmak üzere çok güçlü bir eylemdi. Fakat eksikliğimiz şu, yani açlık grevi yapmak değil eksikliğimiz, tecriti dile getirmemek değil, eksikliğimiz şu, bunu toplumsallaştıramamak. Yani bu sadece sanki bizim meselemiz gibi kalıyor. Yani buna bütün batıya hani bunu aktarmak, bu tecritin aslında bütün meselelerin odağında durduğunu anlatmak. Yani bütün muhalefet partilerinin buna dönüp bakmasını sağlamak, bütün toplum kamuoyunun buna dönüp bakmasını sağlamak. Yani insan haklarını savunan bir sürü örgüt var Türkiye'de. Mesela tecride dönüp bakmıyor. Tecrit olduğu sürece insan hakları ihlali ürer. Yani o onun aslında esas modelidir. Cezaevleriyle ilgili bu kadar sorun var, dert var. Bunun kaynağının bu olduğunu, yani bunu anlatmak konusunda, bunu toplumsallaştırma konusunda, yoksa tabii ki tecritte karşı mücadele edeceğiz. Tecrit bizim en temel derdimiz. Çünkü biliyoruz ki sorunları çözmek istiyorsak bu tecrit kalkmalı. Mutlak tecrit demiyorum bakın. Mutlak tecrit kalktı o arada. Tecrit devam ediyor. Doğru. Yani orada bütün meselelerin odağında tecrit var. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin. Çünkü tecrit sistemi, özellikle mutlak tecrit sistemi başka bir hukuk anlayışıdır. İstisna hali dediği bunu yaratıyor. Biz bunu toplumsallaştıramıyoruz. Biz bunu Avrupalılaştıramıyoruz. Avrupa insan hakları diyor, şu diyor, bu diyor. Bu konuda bir şey yapmıyor. Bu bizim eksikliğimiz. Bütün meselelerin yani, odağında tecrit var ifadesine yönelik de bir eleştiri var ama. Ama neden tabii. Bütün sorunlar geliyor buraya bağlanıyor, buraya bağlanınca da acaba HDP hep kendi sorunları içinde mi bir gündem yaratmaya çalışıyor algısı var, buna yönelik eleştiriler de var. Bu bir bilimsel bir şey, bileşik kaplar hikayesi, toplumsal meseleler peki. De böyledir. Yani bir hukuk devletini özlemini duyuyorsanız, demokrasinin olmazsa olmazı bir hukuk devleti ise, hukuk devletinde böyle bir istisna hali olmaz. Yani bu çok net bir şey. Ama orada bir istisna hali varsa aslında o hukuk devletini askıya alma yöntemidir. Böyle de yaptı. İktidar böyle de yapmaya devam ediyor. Bu o yüzden hepimizin sorunu tecrit. Yani bugün Edirne'de yaşayanında, İzmir'de yaşayanında, İstanbul'da yaşayanında bugün emekçinin de sorunu. Bugün bu ülkede sendikal haklar yoksa ortada, bu hukuksuzluk bu hale gelmişse, bunu nerelere değdiğine baktığımızda işçilerin karşısına ne çıkar? Sendika hakları engellerken, grev yasaklarken ne söylerler? Ulusal güvenlik meselesidir. Bu ulusal güvenlik meselesi neyle büyütülür, şişirilir, bu hale gelir? Kürt meselesiyle. Kürt meselesini çözmeden demek ki diğer demokrasiye dair meselelerin hiçbirini çözemeyeceğiz. Bu meselenin çözümü de tecritin sonlanmasından geçiyor. Türkiye bunu test etti, denedi biraz önce 2013-15 arasında. Dolayısıyla böyle tabloya bütünlüklü baktığımızda her şey yerine oturuyor. İktidar zaten bunu görmemizi istemiyor. Hep parçalarla uğraştırıyor bizi. Ayrı ayrı parçalarla birbirinden yalıtıyor mücadeleyi. Karşımızda iktidar böyle bir yalıtım politikası izliyor ya da kendi politikalarını uygularken başka cambaza bak siyaseti izleniyor. Peki buradan muhalefetle ilişkilere geçsek, yani muhalefet bir bütünlük gösterebiliyor mu? Onu bir değerlendirmenizi istiyorum. Bir de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden işte o 31 Mart sonrası çözülmeler, 23 Haziran sonrası umutlanmalar yükseldiğine göre Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan eksenli iki yenisi, biri kuruldu, diğeri de kurulacak. Bu iki partinin ikincisinin de katılması siyasete nasıl bir etki yapar? Olumlu etki yapar. Ben her zaman için siyasi partilerin çoğalmasından yanayım. Temsiliyet, nitelikli temsiliyetin artmasından yanayım. Yerel demokrasi dediğimiz mesele zaten bu. Yani siyasetin yerelde olgunlaşması, gelişmesi, her şeyin merkeze havale edilmediği bir siyasetin, yani bize yönelik eleştiri de bu. Yani parti içinde de siyaseti çok daha güçlü hale getirmek istiyorsanız yerel teşkilatlarınız güçlü olmalı. Bu
bu açıdan anlamlı, önemli. Fakat Türkiye'de en önemli sorunlardan biri muhalefet meselesinin bir şekle, bir muhtevaya yeterince kavuşamamış olması. Türkiye'de muhalefet bizi var eden yapılar ve HDP'den ayrı, HDP'yi ayrı tutarak ve bizi var eden yapıları ayrı tutarak söylüyorum. İktidar kurgusu içinde biçimleniyor. İktidar kurgusu bir devlet aklıyla ortaya çıkıyor ve bunun içinde. Yani o iki kutuplu ya da muhalefet dediğimiz mesele gelişmiş demokrasi formlarının muhalefetine tekabül etmiyor Türkiye'de. Dikkat edin, hep kırmızı çizgileri olan bir muhalefet. Bugün şimdi bakıyorum, muhalefet herkes Suriye ile ilgili bir şey söylüyor. Okumuşsunuzdur. Bu tezkereleri kim geçirdi meclisten? Yani tezkere gelince hepsi ip gibi sıraya diziliyorlar. 19 Mayıs oluyor. 19 Mayıs çocukları gibi gidiyorlar Samsun'da, yan yana diziliyorlar. Şimdi hepsinin bu kırmızı çizgisi olan bir muhalefet olabilir mi? İşte Türkiye'deki en temel şey. Bunu tekrar edecek parti sayısının artmasının bir yararı yok Türkiye'ye. Bunları değiştirecek bir parti çoğalması varsa o zaman iyi bir şey oluyor. Yani bunu değiştirecek bir işlev görebilir mi yeni partiler? Umarım. Yani şimdi bakıyorsunuz eğer bu iki partiden bahsediyoruz. Bu iki parti AKP'nin içinden çıkıyor. Şimdi her şeyden önce bu dönemin eleştirisini nasıl yapacaklar? Yani geride bıraktıkları 18 yılın eleştirisini nasıl yapacaklar? İki önemli bakandır. Birisi Dışişleri Bakanı ve Başbakan olmuştur. Diğeri de Ekonomi Bakanı. Biraz önce dış politika, Suriye sorununu konuştuk. Bir de ekonomi var. Ekonominin içinde bulunduğu durum. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bu geçmişi nasıl değerlendiriyorlar? Önümüzdeki süreçte demokrasi meselesine, Kürt meselesine, insan hakları meselesine, emek meselesine, kadın meselesine ben nasıl yaklaşıyor? Şey açısından, yani bu söyledikleriniz elbette ki değerli, ancak mesela Abdullah Gül'ün bu Babacan ekibine destek verdiğini artık görüyoruz. Kendisi de söylüyor. Destekliyorum diyor Ali Babacan'ın fikrini. Örneğin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bu çözüm süreci de yürürken güzel şeyler olacak diye bir umudu yükselten açıklamalar yaptığını da hatırlıyoruz. Ben belki o açıdan sormaya çalıştım. Yani Ali Babacan acaba o sert iklimi bir ılımlaştırabilir mi? Örneğin HDP'yi sürekli dışlayan, işte kırmızı çizgi HDP aslında. Yani daha doğrusu Kürtler. Muhalefetin böyle korktuğu parça orası. Bunu bu aktörlerin psikolojik olarak bu engeli kaldırmada bir işlevi olabilir mi ya da olmalı mı? Türkiye aslında önümüzdeki dönem AKP-MHP bloğuna bir alternatif arayacak. Biz nasıl demokrasi ittifakı diye bir şeyle geliyorsak Türkiye bu arayışta bulunacak. Önemli olan eskiyi tekrar etmek değil, yeniyi inşa etmek. Bu yeniyi inşa ederken de Türkiye'nin bir geçiş programına ihtiyacı olacak. Her şeyden önce bir yeniden kurucu iradeye, onun adresi tabii ki merkez adresi meclis olacak, ama meclisin toplumla buluşması filan, bunlar çok önemli. Orada bir demokratik anayasa yapma konusunda, toplumsal mutabakata katkı koyma konusunda nasıl tavır alınacağı çok çok önemli, çok çok kritik. Yani Türkiye hala 12 Eylül anayasası ile yönetiliyor ve 2020 yılındayız. 1920'nin 100. yılındayız. 1920 meclisi, 1919-23 arasına filan baktığımızda aslında bu biraz önce söylediğim meseleden ayrışır. O 100 yıllık o akıldan ayrışan bir yerde durur. Yani çok abartılı söylemiyorum bunu ama önemlidir. O çoğulculuğu gören bir karakteri vardır. Özellikle işte Kürt mebuslarının, Kürdistan mebuslarının olması, Lazistan mebusunun olması, Türkiye toplumunda bütün kesimleri görmeye çabalaması, o koşullarda iddiatçı döneme bir eleştiri getirmesi. Mesela en önemli karakteri de budur. İddiatçıları yargılamıştır o dönem. Yani dolayısıyla geriye bakmıştır. 1915 meselesine bağlı olarak iddiatçıları yargılamıştır o dönem. Fakat sonra 24'e geldiğinizde
tekrardan bir Tonistan geri dönüş yaşar. Şimdi 100. yılındayız. O zaman mesela şimdi bunu daha cesaretle bütün partilerin konuşması lazım. Yani yeniden bir kurucu aklı açığa çıkaracaksak, o kolektif aklı açığa çıkaracaksak, o zaman daha cesaretle konuşma zamanıdır. Aslında mevcut iktidar 1923'ün 21'in değil ya da 22'nin 23'ün 1924'ün yeni versiyonunu hazırlanıyor. 24 Anayasası. Yani Kürtlere görece tanınan hakların tamamen sümen altı edildiği, evet, yok edildiği, Türklükte ve İslamcılıkta yeni bir ittifakın icra edildiği, artık tesis edildiği, ideolojik olarak da icra edildiği yeni bir düzene doğru gidiyor. Daha doğrusu hedeflediği bu. 24 Anayasası gazetecilerin sözü kesilmez ama. Yok, estağfurullah. Estağfurullah, siyasetçilerin sözü kesilmez. 24 Anayasası aslında şart ıslahat planıdır. 24 Anayasası umumi müfettişliktir. 24 Anayasası aslında takrir-i sükundur. Yani esas yapılacak şeylerin kılıfıdır. Evet. Babacan'la devam edelim. Eleştirilerinizden anladığım, Babacan'ı çok cesaretli görmüyor musunuz? Önce onu söyleyeyim. Ben bütün muhalefet için söyledim. Söylüyorsunuz. Yani. Peki Babacan... Kant der ya, cesur ol, cesaretli ol. Artık cesaretli yeniden siyasi lazım. Bir aktör olarak siyasi sahnesinde Ali Babacan işte partimi kuracağım diyor, açıklamalar yapıyor. Hemen soralım, kongreye davet ettiniz mi Ali Babacan'ı? Evet. Biz bütün partileri AKP, MHP dışında hepsini davet ettik. Gelecekler mi? Bilmiyorum. Davutoğlu'nu da davet ettiniz. Evet. Bu iki parti dışında bütün partileri davet ettik. Sizin son zamanlardaki çıkışlarınızda, daha doğrusu erken seçim tartışmaları gündeme geldiğinde, sizin 2023'e kadar gidemeyecek bu hükümet dediğinizi okumuştuk, dinlemiştik. Biraz ekonomiye çekmek bakımından da giriyor bu. Son bir haftada 8 kişi intihar etti. Büyük bir geçim sıkıntısı yaşanıyor. Toplumsal duyarlılıkta bir noksanlık var. Ekonomi kötüye gidiyor ama bir teslimiyet ruhu da öyle bir sinmiş ki toplumun üzerine. Çıkıp hakkını arayacak insanlar zaten terörize edilmiş vaziyette. İşte siz de az önce söylediğiniz HDP'nin kadrolarının büyük bölümü cezaevinde ya da sürgünde. Toplumsal muhalefette öncülük edecek aktörlerde de bir çekinme var. Çekingenlik var. Bu koşullarda erken seçime gidilebilir mi? Erken seçimin sonucu ne olur? Şimdi erken seçim çağrısını yaptık. Bunu yaparken de erken seçimi bekleyeceğiz demedik. Erken seçime kadar olan bir süreci örgütleyeceğiz. Yani nasıl erken seçime gideceğimiz ve erken seçimden sonra Türkiye'ye nasıl bir şey sunacağımızı yapılandırmamız gerekiyor. Kongremizde Demokrasi İttifakı'yla dile getirdiğimiz şey aslında bu sürecin örgütlenmesidir, inşasıdır, yapılandırılmasıdır. Bu önemli. Yani öyle seçimi bekleyelim, seçim sonucu ne çıkarsa bahtımıza diye bir şey değil. Bu süreci ölmemiz lazım. Bu çok önemli çünkü erken seçimden sonra bir demokratik anayasa, toplumsal mutabakat, bütün bu meselenin çözümü konusunda hani gerçek anlamda bir geçiş programına Türkiye'nin ihtiyacı olacak. Çöküş bütün çıplaklığıyla ortada. Yani ülke gerçekten ciddi bir felaketin içinde. Bunun bir boyutu da iktisadi boyutu. Yani intiharlar bunun bir göstergesi ama hiç kimsenin intihar etmemesi lazım. Direnmesi lazım. Yani insanların içinde bulunduğu durumu biliyorum ama çok zor koşullarda herkes, emekçiler, kadınlar, çocuklar, gerçekten tablo bir felaketi ortaya koyuyor. Yoksulluk, zaten o amaçta söyledim. Yoksulluk inanılmaz boyutlarda. Bütün her şeyi saklıyorlar. Bir kere medyanın %95'ini kontrol ederek başka bir tablo sunuyorlar ama insanlar yaşıyor. Öyle acımasız, öyle insani dramlar var ki insanların şimdi geçinmek üzere mesela ülkede asgari ücret var. Asgari ücret açlık sınırının altında. Çalışanların %60'ı asgari ücret alıyor. Peki bu çalışanların %60'ı gerçekten asgari ücret mi alıyor?
Onların da bir kısmı asgari ücret bile alamıyor. Ve her şey ateş pahası. İnanılmaz zamlar. Bir de üzerine vergi zamları var. Çünkü neden? Devletin bu kara delik haline gelmiş sarayın finansmanı ve o militarist silah sanayinin finansmanı, işte o müteahhitlerin finansmanı daha çok vergi demek. Vergiyi kimden alacak? Müteahhit zaten kendi müteahhiti. Silah tüccarı kendi arkadaşı. Damat zaten şeyde. Vergiyi o zaman işte işçiden alacak, emekçiden alacak. Almasının yolu nedir? İşte zamlardır. Şimdi herkes bakıyor, doğalgaza niye zam geliyor? Elektriğe niye zam geliyor? İşte yakıta motorine niye zam geliyor? Bütün hepsine baktığınızda bu zamlar işte o finansmanın nedenidir. Bu da yoksulluğun hızla yaygınlaşmasına neden oluyor. En güçlü yoksulluk ölçütü de işsizlik. Yani rekor kırıyor. Bu resmi rakam. Gayri resmi rakamlara falan baksanız işsizlik 3-4 puan, 5 puan daha yukarıda. Şimdi en büyük adaletsizlik işsizliktir. Yani daha doğrusu bir gelirden yoksun kalma halidir. Çünkü niye çalışırız? Bir gelir elde edip yaşamımızı idame ettirebilmek için. Fakat baktığınızda işsizlik çok ciddi boyutlarda. Emekliler. Emeklilerin %80'ine yakını çalışmak zorunda. Çünkü emekli maaşıyla yaşamak mümkün değil. Artı, şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Genç nüfus yüksek, emeklilik yaşı geç. İnsanlar bir de yaşı ilerleyince işten çıkartılıyor. Yerine gençleri daha ucuz bir ücretle istihdam edebiliyorlar. Bu da ayrı bir kabus. Kadınlar, kadın yoksulluğu genel ortalama yoksulluktan çok daha derin bir yoksulluk. Birçok nedenden dolayı. Hani ev içi emek, ev içi sömürü, bunlar bir kenara. Kadınlar çalıştığında yok, daha da hızla yoksullaşıyor. Yani istihdam edildikleri andan itibaren yoksulluk etkisi kadınların üzerinde daha da yükseliyor. Baktığınızda daha başka yoksulluk şeyleri de var. Bunlardan biri de gıda yoksulluğu. Mesela bunun farkında değiliz. Genellikle konuşmuyoruz. Ne bulsak yiyoruz çünkü yaygın bir yoksulluk olduğu için. Çok kötü bir beslenme, hatta kimyasalla besleniyoruz. Bu denli bir şey var. Buna bile razı insanlar o gıdaya bile günlük ortalama bir tüketimden bile çok uzağa düşüyoruz. Ciddi açlık sorunu var Türkiye'de artık. Geçtiğimiz günlerde Bir Gün gazetesi bir haber yapmıştı. Zannediyorum doğrudan devlet kurumlarının raporlarına yansımış. Kürt çocuklarının, tabii Doğu ve Doğulu çocukların deniyor, yetersiz beslenme yüzünden kısa ve bodur kaldıklarına dair bir raporlama yapılmış. Devletin arşivinde ne raporlar var? Yani bu söylediğiniz hani gıdaya erişememe, evet, ya da sağlıklık, yani biz Abdullah Aysu'yla bir şey yapıyoruz çok sık, ya da Bülent Çıkan tarım gündemi yapıyoruz. O aktarılan şey çok acayip. Yani eskinin 1 kilo domatesi şimdi 5 kilo domatese kıyasla, yani daha fazla şey fayda, besin değeri yüksekken şimdi ona ulaşmak için 5 kilo tüketmek gerekiyor. Bir de böyle bir hadise var. Kriz üstüne kriz geliyor. Erken seçimi tetikleyebilir mi bu krizler diyorduk, ama bir yandan da darbe söylentileri var. Geçen hafta başkentte çok fazla konuşuldu. Ki Cumhurbaşkanı da bununla ilgili açıklama yaptı. Ya ben yani, oradaki kişisel düşüncem de şey, yani yani Amerika'da bir rapor yazılmış. Onun kaynağı bir FETÖ'cü polis şefi çıkmış. Kendileri yazıyor. Kendileri toplumu ürkütüyor bana göre. Onun üzerinden de bir kendi gücünü konsolide etmeye çalışıyor. Seçmen mu kaçmasın diye. Konsolide edilebiliyor mu darbe şeyi? Bir darbe senaryosuna gerçekten bu kadar uzak mı? Uzak mı? Önceki konuya dair bir şey söyleyeyim. Kürt illerindeki yoksulluk boyutu gerçekten çok ciddi boyuttadır. Hem işsizlik haritası hem yoksulluk haritasına baktığımızda çok ciddi boyuttadır. Bunun bir ayağı da tarımın öldürülmesidir. Bu yoksulluğu derinleştiren şey hayvancılığın, tarımın öldürülmesi, güvenlikçi politikalar dediğimiz politikalarla bölgede aslında ciddi bir iktisadi yıkımın yaratılmasıdır.
Sınır ticaretinin kaldırılması hakeza, evet, yasaklanması. Tabii, sınır ticareti. Bunun bir yansıması da şudur. Kürt gençleri batıya çalışmaya geliyorlar. Mevsimlik tarım işçisi ya da otellerde, turizm sektöründe ya da inşaat sektöründe. Ve yoksulluk, çalışmaya geldiklerinde, iş bulup gelir elde ettiklerinde aslında bu sefer Türkiye'leşiyor. Neden? Çünkü en fazla sömürülen Kürt emekçiler. Bu da işçi sınıfının topyekün yoksullaşmasına etki yapıyor. Yani güvenlikçi politikalar, bölgenin terörize edilmesinin, bizzatihi devlet eliyle terörize edilmesinin bir yansıması da sömürü düzeninin sürdürülmesi. Peki, bir artı değer hesabıdır. Yani. Peki hem yani bölgesel olarak Kürdistan hem de Kürtlerin Türkiye'nin işçi sınıfı veya alt sınıfını oluşturması söz konusu. Tabii şimdi Suriyeliler geldi. Onlar daha da alta, Suriyeliler daha alta yerleşti. En Kürtlerden de daha ucuza çalışıyor. İyice bir köleleşme hali. Peki siz bir hani sosyalist siyasetçi olarak da sorayım. HDP tabii hani HDP kendini bir sosyalist parti olarak tanımlamıyor elbette ama yeteri kadar sınıf söylemine vurgu yaptığınızı, işçi sınıfına yeteri kadar hitap ettiğinizi, fabrikalarda, tarlalarda yeteri kadar örgütlendiğinizi düşünüyor musunuz? Muhtemelen diyeceksiniz ki hayır. Peki böyle bir niyetiniz var mı? Buna niyet ediyor musunuz? HDP Türkiye Partisi projesinden sizce uzaklaştı mı? Belki de Türkiye Partisi olmak aslında işçi sınıfına hitap etmekle söz konusu olabilir. Şimdi kapitalizm tarihinde yani profesyonel işçi dönemi vardır, kitlesel işçi dönemi vardır. Bugün toplumsal işçi dönemindeyiz. Yani artık fabrikalara sıkışmış ya da kitlesel üretim yapan sadece mavi yakalıların örgütlülüğüyle değil, prekarya toplumsal emeği, hı hı, örgütlemeliyiz. Bunun içinde çiftçisiyle, bunun içinde işsiziyle, güvencesiz çalışanıyla hep beraber. Kapitalizm artık bir kent kapitalizmidir, fabrika kapitalizmi değildir. Dolayısıyla buna karşı mücadeleyi de bu örgütlülük aklıyla var etmeliyiz. Dolayısıyla biz tabii ki sınıfın partisiyiz. Hı. Ama bizim sınıfı yeniden okumamız, dolayısıyla geçmişin kitlesel işçi dönemi ya da profesyonel işçi dönemiyle değil, tam da bugünün toplumsal emek formlarıyla okumaktır. Bu açıdan önemli diye görüyoruz ve bunun örgütlülüğünü de çok önemsiyoruz. Yani siyaset mahalleye dönecek, iş yerine dönecek dediğimizde aslında topluma dönüyor. Yani bizzatihi üretim ilişkilerinin şimdi o toplumsal çerçevede nasıl biçimlendiğini gözeterek bunu yapıyoruz. Tabii burada HDP bir sosyalist parti değil. HDP bir Kürt partisi değil. HDP herkesin partisi. Yani bütün bu eşitsizliğe karşı bir eşitlik mücadelesi, bütün bu baskıya karşı bir özgürlük mücadelesi, bütün bu antidemokratik otoriter rejime karşı bir demokrasi mücadelesi veren büyük buluşmanın adresi. Kurulduğu günden beri böyle. Fikriyat temeli de bu. Yani radikal demokrasi dediğimiz, demokratik ulusu referans alan, radikal demokrasi mücadelesini yürüten, demokratik cumhuriyeti hedefleyen bir partiyiz biz. Paradigmamız bizim bu. Bunun üzerinde yürüyoruz. Dolayısıyla da bir sosyalist perspektifle HDP'yi değerlendirdiğinizde yanılabilirsiniz. Bir Kürt Partisi perspektifiyle değerlendirdiğinizde umduğunuzu göremeyebilirsiniz. Ama Kürtlerin de partisidir, sosyalistlerin partisidir, emekçilerin, kadınların partisidir. Topyekün hepimizin birlikte çözüm aradığımız bir ortak hayaldir HDP. Biz bir senfoniyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi enstrümanıyla gelsin diyoruz. Ama bu senfoniyi çıkartacağız diyoruz. Farklı farklı mücadele alanlarının içinde ortak bir siyaset dilini var etmeye çalışıyoruz. Farklılıkların aslında ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Türkiye Partisi meselesi bize yönelik aslında bir projenin sonucu ortaya çıkmış bir şeydir. Yoksa HDP kurulduğu günden beri paradigmasıyla, düşüncesiyle ortadadır. Niye bunu bize karşı bir saldırı aracı haline getirdiler? Çünkü
Türkiye'yi kamplaştıranlar, bölenler, parçalayanlar bu bir aradalığa tahammül edemiyor. Bunun ortaya çıkması en büyük kabus. Yoksa baktığınızda hiçbiri Türkiye Partisi değil. Ve hepsi bizim dışımızdaki bütün partiler kimlik siyaseti yapıyor. Tek bir kimlikleri var. O kimliğin dışında konuşabiliyorlar mı? Konuşamazlar. Diğer hiçbir kimliği ne ağızlarını alırlar ne siyasetini yapabilirler. Ama gidip sorsanız HDP Türkiye Partisi değil, HDP kimlik siyaseti yapıyor, HDP şunu yapıyor, HDP bunu yapıyor. Psikolojide buna yansıtma deniyor. Kendilerindeki o meseleyi böyle tedavi edeceklerini sanıyorlar. Tedavinin adresi Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünün adresi HDP'dir. Peki vaktimiz bitiyor. Pazar günkü kongre için evet. Son mesajlarınızı alayım. İlk sorumla bitireyim. Sürpriz var mı bu kongrede? Binlerce üyemiz tutsaktır, sürgündür. Onlarca üyemizi yitirdik bu süreçte dediniz. Bu kongre sürecine örgütlenmek sizin için zor oldu mu? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Hali hazırda Ankara'ya doğru yola çıkanlar vardır. Bir engel var mı? Yollarda haber geldi mi size? Ve uluslararası arenaya büyük bir çağrıda bulundunuz. Evet. Oraya davetler var sanırım. Uluslararası arenadan da size yönelik bir şaşkınlık var. Bu kadar baskı altında kongre yapabiliyor musunuz diye. Orada nasıl tepkiler var? Kimler geliyor? Toparlayalım. Dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa'dan, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Kürdistan'dan çok güçlü katılımlar var. Tam sayı netleşmedi ama 150 kurum ve kuruluş civarında bir katılım olacak yurt dışından. Konuklarımız kongrede olacak. Yurt içinden çok güçlü katılım var. Birçok kurum, kuruluş, sendika, sivil toplum örgütü, akademisyen, yazar kongremizde olacak. Halkımız olacak her zamanki gibi. 10 binler Ankara'da olacak. Bizim kongrelerimiz gerçek anlamda büyük kongrelerdir. Büyük bir coşkuyla yapılır. O büyük buluşmayı var eder ve dolayısıyla da her şeye rağmen önünü açar ve o büyük yürüyüşü gerçekleştirir. Bu coşku yine olacak. Yine orada büyük coşkumuzla o büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz. Bir yanımız böyle büyük bir coşku ama bir yanımız da tabii hüzün. Çünkü aramızda olmayan arkadaşlarımız olacak. Cezaevinde olanlar, yurt dışında olanlar, yitirdiklerimiz. Dolayısıyla böyle güçlü bir duyguyla yine güçlü bir kongre gerçekleştireceğiz. Herkesi bekliyoruz kongremize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temel'de samimiyetle sorunlarımızı yanıtladınız ve gazeteciler İrfan Ak'tan, İsmet Demir'den katkılarınız için teşekkür ederiz. Sezai Temel'de Ankara gündeminin konuğuydu. Pazar günü HDP'nin 4. olan büyük kongresi yapılacak. Öz eleştiri vermemiz gereken en temel nokta yeterince güçlü yerel örgütlerimizin olmayışıdır dedi. Bu kongre coşkuyla gerçekleşti. Dedi. Büyük bir buluşmaya çağırıyoruz partililerimizi ama bir taraftan da buruz. Neden? HDP geçtiğimiz dönemde çok sayıda HDP'li cezaevine girdi. Birçoğu da yurt dışına sürgüne gitti. İşte bu yüzden de buruk bir kongre olacak. Sezai Temel'in mesajları bu şekilde. Programın sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere.